Evet arkadaşlar, geçen dersimizde hatırlayacak olursanız doğrusal sistemlerden bahsettik. Geçen ders bir giriş yaptık diyebiliriz doğrusal sistemlere. Doğrusallık arkadaşlar biliyorsunuz süperpozisyonla eşdeğerli. Yani doğrusal dediğimiz zaman süperpozisyon dediğimiz ilkenin sağlanmasını anlıyoruz. Bir sistemimiz varsa elimizde. Giriş ve çıkışları varsa. Diyelim ki U1 girişini verdim sisteme. U1T çıkışta Y1T çıktı. Benzer şekilde U2T girişini verdim. Çıkıştan Y2T aldıysam o zaman süperpozisyon ilkesi geçerliyse, yani sistem doğrusalsa, süperpozisyon yani doğrusal ise, sistem doğrusalsa o zaman diyelim ki A1 U1 artı A2 U2 yaptığımda, ki A1 A2 sabit sayılar. Bunu girdiğim zaman sistemi çıkışının A1 Y1T artı A2 Y2T olması gerekiyor. Bunun her U1, her U2, her alfa, her A1, her A2 için geçerli olması gerekiyor. Her U1, U2, A1, A2 için bunun geçerli olması gerekiyor. İstisnasız her giriş ve her sabit sayı için. Şunlar sabit sayıdır. A1, A2 sabit sayıdır. Eleman R diyelim bunlara. Dolayısıyla vereceğim herhangi iki giriş için sisteme, yani şöyle bir giriş mesela rastgele ve başka şöyle bir giriş için ve herhangi bir 3, 9 gibi herhangi sayı için bu sisteme vereceğim. Bunların geçerli olması gerekiyor. Buna süperpozisyon ilkesi diyoruz. Çünkü girişte yaptığım bir doğrusal birleşim aynı şekilde çıkışta da görünüyor. Aynı doğrusal birleşim çıkışta da görünüyor. Hani bu da sistemi bir şey olarak görürsek, belki bir fonksiyon gibi, bir operatör gibi görürsek, bu bize şunu söylüyor. Önce doğrusal birleşimi alıp sonra bu sistemden geçirmekle, önce sistemden geçirip yani Y1, Y2 elde edip sonra doğrusal birleşimi almak aynı şey oluyor. Burada doğrusallık süperpozisyon ilkesi diyoruz. Bundan tabii pek çok sonuç çıkıyor. Yani bu temel ilkeden çıkan pek çok sonuç oluyor. İşte A1, A2'den birine sıfır yaparsanız, evet, girişlerden birini bir katına çıkardığınızda çıkış aynı katına çıkması gerekiyor. Veya ikisine bir yaparsanız girişler toplandığında çıkışlar da toplanır gibi. Daha özel sonuçlar da çıkıyor burada. Veya işte şeyleri de genişletebiliyoruz. Girişe bir doğrusal herhangi bir fonksiyon, mesela türev uyguladığımızda çıkışta da aynısı. Mesela girişin türevini alırsak çıkışın da türevi. Girişin integralini alırsak çıkışın da integrali alınır gibi. Böyle doğrusallıkla ilgili, yani girişe yaptığımız herhangi bir doğrusal işlemin çıkışta da aynı şekilde yansıması gerekiyor. Peki doğrusalsa sistem, doğrusal diferansiyel denklemlerle ifade edilir demiştik. Yani doğrusal sistemler. Çünkü mesela elektrik devreleri veya mekanik bir sistemi modellerken Kirchhoff yasaları veya Newton yasalarından faydalanıyoruz. Bunlar da doğrusal diferansiyel, yani içinde türev içeren denklemler. Bunlardan dolayı doğrusal sistemler. Bunların sonucunda bir takım doğrusal diferansiyel denklemler, doğrusal türevsel denklemleriyle ifade ediliyor. İfade edilir demiştik. Doğrusal diferansiyel denklem neydi? Doğrusal diferansiyel denklem şöyleydi. Bir katsayı ve çarpı giriş, çıkış veya onların türevlerinden bir tanesi. Mesela 2 y'nin ikinci türevi artı 3 y türev artı mesela 4 y eşittir 5 U türev artı 2 U gibi bir denkleme doğrusal bir diferansiyel denklem diyorduk. Çünkü formu şu. Yani şu formatta. Bu işte giriş çıkış ve onların türevleri. Yani şöyle biterim. Şöyle biterim. Şöyle biterim. Her bir bileşende şöyle biterim olacak. U
y veya onun türevlerinden bir tanesi sadece ve yanında bir şöyle katsayı. Katsayı. Bunların doğrusal birleşimi şeklinde. Bu katsayılar sabit sayılar olursa buna doğrusal zamanla değişmez sistem demiştik. Bu katsayıların içinde t geçerse o zaman doğrusal zamanla değişen sistem demiştik. Biz bu derste doğrusal zamanla değişmez sistemlerle uğraşacağız. Yani katsayılar sabitse, şu katsayılar sabitse katsayıların sabit olması gerektiğini vurguluyorum. Sabitse o zaman zamanla değişmezdir diyoruz. Zamanla değişmez. Time invariant. İngilizcesi. Bir. Zamanla değişmez diyoruz. Bu derste doğrusal ve zamanla değişmez sistemlerle uğraşacağız. Peki. Burada hani karıştırmaması gereken şeyden bahsetmiştim. Yani burada U ve Y'nin sabit olması gibi bir anlama gelmiyor zamanla değişmez. Yani U'nun mesela düz gitmesi, Y'nin düz gitmesi diye bazen karıştırılıyor. Yani zamanla değişmez sistemin girişlerinin çıkışlarının sabit olması falan da hiçbir alakası yok. Bu katsayıların sabit olması. Yani sistemi tanımlayan belki diferansiyel denklemlerin diyelim T ile değişmemesi. Yani sistem özelliğinin zamana bağlı olmaması veya hani net tanımı da şeydi. Mesela bir zamanda ötelediğim zaman bir girişi, çıkışında zamanda aynı miktarda ötelenmesi. Çünkü mesela bir elektrik motoru düşünelim, girişi ve çıkışı omega olan. Yani bu şöyle bir anlamı var. Mesela bu motora 10 volt verdiğinde, yani motor dururken 10 volt verdiğinde mesela belli bir davranış sergiliyor. Diyelim ki şöyle bir 10 volt verdim veya şey verdim, şöyle gittikçe voltajı arttırdım mesela. Bunun da diyelim ki şeyi şöyle gittikçe artan böyle bir hız elde ettim. Şöyle bir hız profili elde ettim. Ha. Şimdi bunu şey zamanla değişmezlik şunu söylüyor. Bunu ne zaman verdiğim önemli değil diyor. Hep aynı davranışı gösterir motor. Yani bu aynı şekilde aynı girişi mesela 10 saniye sonra versem veya 20 saniye sonra versem veya bir gün sonra versem. Yani mesela şunu bekledim mesela bu girişi. Bir saat sonra verdiğimde yine bir saat sonradan başlayarak aynı çıkışı burada görüyorum. Ha, şöyle aynı çıkışı burada görüyorum. Yani bugün de versem, yarın da versem bu girişi. Şey aynı, motorun karakteristiği aynı. Sistemin karakteristiği aynı. Zamanla değişmez bunu söylüyor. Ha, yani bu sistem aynı şekilde davranıyor. Bugün de, yarın da, işte bundan sonraki günde, bir saat sonra da, 10 saniye sonra da. Dolayısıyla ben işte şurası bugün olsun, şu sıfır noktası. Bugün verdiğimde motora bu şeyi, girişi. Çıkıştaki hız böyle oluyorsa mesela şurası da yarın olsun mesela. Yani biraz bekledim. Zaman ekseni şurası T. Neyse. Köşeye nedense yazılmıyor bilmiyorum. Şöyle. Aynı şekilde bu hangi noktada verdiysem girişi o noktadan itibaren bu şeyin aynısı. Şekil olarak hızın aynısı veya girişi işte bir ne kadar kaydırırsam çıkışta o kadar kayıyor gibi bir anlama geliyor zamanla değişmez. Ama bunu diferansiyel denklemlerden yani şuraya bakarak anlamanın yolu katsayılar sabit olacak. Yani şunların içinde T geçerse olmaz. Mesela burada 2 yerine mesela T olmuş olsaydı şurada o zaman zamanla değişen sistem diyecektik. Çünkü katsayıların içinde böyle T geçiyor ama böyle bu şekilde hepsi sabit sayılardan oluşuyorsa zamanla değişmez demiştik. Bu derste de doğrusal zamanla değişmez sistemlerle uğraşacağımızı söyledik. Peki. Şimdi buradan itibaren doğrusal zamanla değişen sistemler konusunu ele 501 dersinde, doğrusal sistemler dersinde ele 401-501 aslında ama son zamanlarda ele 501 olarak veriyoruz sadece. Eğer hani kontrol sistemlerine ilginiz varsa ve bu alanda seçmeli derslerle devam ederseniz ele 501, ele 401-501 dersinde zamanla değişen sistemlerden de bahsediyoruz. Doğrusal olmayan sistemler. Yani mesela bu diferansiyel denklemin içinde doğrusal olmayan bir şey olsa mesela u kare falan gibi bir terim olsaydı bunlar da doğrusallığı bozar demiştik. O zaman bu denklemler doğrusal olmayan bir sistemi ifade ediyor demiştik. Bu tür sistemlerle de ele 403-503 doğrusal olmayan sistemler dersimizde ilgileneceğiz ama bu derste doğrusal zamanla değişmez sistemlerle ilgileneceğiz ve bu tür sistemleri niteleyen güzel özellikleri olan bir aracımız var. Transfer fonksiyonu. Transfer fonksiyonuyla devam etmek istiyorum dersimize. Şimdi transfer fonksiyonu buraya kadar geçen ders gibiydi.
Buna öz Türkçe aktarım işlevi de deniyor ama biz çok kullanmayacağız onu. İngilizcesi transfer function tabii ki. Transfer function. Şimdi şöyle diyelim, aşağıdaki diferansiyel denklemlerle ifade edilen bir sistem ele alalım diyelim. Doğrusal zamanlı değişmez sistemlerle uğraşacağız. Yani bir sistemin, diyelim ki elektrik devresinde Kirchhoff yasası veya mekanik sistemde Newton yasası yazdım. Diferansiyel denklemler çıktı. Onları da böyle form olarak şu formdalar. Genel bir formda şöyle yazdım diyelim. Doğrusal zamanla değişmez. Bu dersteki sistemlerimiz hep doğrusal zamanla değişmez olacak. Sistemi ele alalım. Şöyle olsun. Bir A0 katsayısı çarpı Y'nin n'inci türevi diyelim ki. Parantez içerisinde bir üst yazdığım zaman bu şey anlamına geliyordu. N'inci türev anlamına geliyordu. Nokta notasyonu veya parantez notasyonu kullanabilirim türev için. Genelde küçük türevler için nokta kullanıyorum. 1, 2, 3. türev için. Daha büyük türevler için böyle parantez notasyonunu kullanıyorum. Yani bu D, Y, N bölü D, T, N gibi bir anlamı var. D, N, Y, T bölü D, T, N gibi bir anlamı var. Ama yani işte bu her seferinde öyle pay payda şeklinde ifadeler yazmak biraz karmaşık olduğu için şu halde yazıyorum. Y üzeri n eksi 2 olsun. Mesela buradan yani bu terimi de yazmayayım. Şey biraz yere ihtiyacım olabilir. Nokta nokta a n eksi 1. türev y'nin türevi artı a n y'nin kendisi. Bu şekilde y'li terimler eşittir. Diferansiyel denklemi bir de diğer tarafı, sağ tarafına da giriş terimlerini yazalım. B0, işte U'nun M'inci türevi artı B1, U'nun M eksi birinci türevi artı nokta 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 nokta. Bu sığmadığı için sağ tarafı şeye geçtim, alta geçtim. B, M eksi bir. Bunlar katsayılar. B, M eksi birinci katsayı, U'nun birinci türevi artı B, M, U şeklinde bir diferansiyel denklemi var diyelim ki. Pekala. Evet, şöyle bir diferansiyel denklemi var. Yani yazdım diferansiyel denklemi. Çıkışlar ve girişler cinsinden böyle bir diferansiyel denklemi var. Şimdi bunun üzerinden, bunun Laplace dönüşümü üzerinden transfer fonksiyonu tanımlanıyor. Transfer fonksiyon tanımı şu arkadaşlar. Transfer fonksiyon tanımı, transfer fonksiyonu. Ki bu transfer fonksiyonu çok sık karşımıza çıkacağı için bunu TF diye kısaltacağım genellikle. TF tanımı şu şekilde yapılıyor. Tanımı şöyle yapılıyor arkadaşlar. Şimdi G, S diye gösterelim transfer fonksiyonu. Yani S alanında, Laplace alanında bir fonksiyon. Transfer fonksiyonu. Çıkışın Laplace dönüşümünün, girişin Laplace dönüşümüne oranına, buna transfer fonksiyonu diyoruz. Ama bir şey var burada. Bir varsayım var. İlk koşullar sıfırken. İlk koşullar sıfır alınıyor varsayım olarak. Yani transfer fonksiyonu ilk koşullar sıfır olabilir veya olmayabilir gerçek şeyde, sistemde, ama önemli değil. Transfer fonksiyonu tanım olarak böyle tanımlıyor. Yani bütün sistemler için aynı bir standart olması bakımından ilk koşulları sıfırken, yani sistemin ilk koşulları, sistem T eşittir sıfır anında sıfırda duruyorken, hızı, ivmesi, her türlü şeyi sıfırken, sıfırda böyle duran vaziyetteyken giriş ve çıkış ilişkisini veren bize, yani bir giriş tarafından uyarıldığında çıkışı ne olur? Bunun Laplace alanındaki karşılığını veren bir tanım. Bunu da şöyle yazabilirim. Yani bu Laplace dönüşüm YT'yi YS dersem, Laplace dönüşüm UT'yi de US dersem, YS bölü US ama ilk koşullar sıfırken. Bu Laplace dönüşümünün tanımı arkadaşlar. Yani ilk koşulların sıfır olması, yani bunu ilk koşulları sıfır varsayarak Laplace alanında YS bölü US ne olur? Bunu yapmamızı isteniyor. Tanımı böyle. Laplace dönüşümün şey, transfer fonksiyonu. O zaman bunun Laplace dönüşümünü alabiliriz ve buna bakabiliriz. Şuradaki ifadenin, bu diferansiyel denklemin Laplace dönüşümünü alırsak, yani şunun şöylece, şu ifadenin hepsinin şöylece
Laplace dönüşünü alalım. İlk koşullar sıfır varsayım altında. Şöyle devam edelim. Şimdi A sıfır sabit bir sayı. Dolayısıyla A sıfır aynen yazıyorum. Burada y'nin eninci türevi var. Türevin karşılığı neydi? Sn, ys, bir de eksi bir takım şeyli katsayılar olması lazım. Yani ilk koşullarla ilgili, ama ilk koşullar sıfır dediği için buradaki ilk koşulların etkisi hep sıfır oluyor. Dolayısıyla sadece Sn, ys şeklinde yazabilirim. Bu ilk koşulları sıfır almamın böyle bir avantajı da var. Yani bu eksi işte Sn eksi bir F sıfırlı terimler oluyordu burada bir sürü. O terimlerin hepsi sıfır oluyor. Dolayısıyla sadece bu transfer fonksiyonuna bakarken türevin Laplace'ı transfer fonksiyonuna bakarken, yani ilk koşullar sıfırken, bu sadece y sıfır, u sıfır değil, böyle bütün türevler de sıfır. Öyle düşüneceğiz. Yani ilk koşulların hepsi sıfır. Yani sadece sıfır pozisyonda mesela bir motor değil, mesela sıfırda duruyor da gibi. Veya kaçıncı dereceden diferansiyel denklemse bütün türevler sıfır gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla bu y'nin eninci türevinin Laplace'ı ilk koşullar sıfırken Sn, ys olarak basitçe yazabiliyorum. A1 y'nin n eksi birinci türevi, Sn eksi bir ys artı bu şekilde gidiyor. A n eksi bir y'nin birinci türevi var, Sys artı A n ys eşittir. U'ları da direkt alta yazayım. U'nun eminci türevi var, B0 U'nun eminci türevi. Şöyle alttan başlayalım. B0 U S artı B1 şey U S diye üstüne silelim bunu. U'nun eminci türeviydi. S M U S artı B1 U'nun M eksi birinci türevi. Dolayısıyla Laplace alanında karşılığı S M eksi bir Y S artı nokta nokta B M eksi bir U'nun birinci türevi S U S artı B M U. Köşe yazdırmaması nedir ya? Bm eksi 1. Cus artı bm. Bir daha geçeceğim. BM, U, S. Nihayet yazabildik buraya. Evet, bu şekilde. Peki. Burada Laplace dönüşümünü aldık. Sağ taraf ve sol tarafın bu şekilde Laplace dönüşümünü aldım. Burada önemli olan türevin türev dediğimiz şeyin Laplace alanında S üzeri N'e dönüşmesi. Yani Y'nin n'inci türevi burada S üzeri N, Y'si dönüşüyor. Y'nin N-1 türevi S üzeri N-1, Y'si dönüşüyor. Bu şekilde türevsel bir denklem bu şekilde cebirsel bir denkleme dönüştürmüş oluyoruz Laplace dönüşümü olarak. Şimdi burada yapmamız gereken transfer fonksiyonu, yani ys bölü us'yi çekmek. Yani y'li terimler, y'nin yanında a0sn, a1sn-1, a1s, an var. Yani y'nin yanındaki terimler şunlar. Şöyle. U'nun yanındaki terimler de şu şekilde. Değil mi? B0 B1 SM eksi 1 işte BM eksi 1 S ve en sonunda BM terimi var. Bunları o halde YS bölü US olarak toplarsak o halde buradan da transfer fonksiyonu dediğimiz şey, yani YS bölü US'yi yazacak olursak şu şekilde yazabilirim. Y'nin yanındakiler şöyle yazacağım. Y'nin yanında ne vardı? A1 SN
A0. Sn artı A1 Sn eksi 1 A N eksi 1 S artı A N. Bunun yanında da şunlar vardı. B0 Sm artı B1 S M eksi 1'den başlayarak B M eksi 1 S artı B M şeklinde bir transfer fonksiyonu elde etmiş olduk. Şimdi burada transfer fonksiyonunu inceleyecek olursa bir rasyonel ifade olduğunu görüyorum. Yani rasyonel ifade ne demek? Polinom bölü polinom S'de, yani S'de olacağını zaten biliyorduk. GS şeklinde bir kompleks fonksiyon ve bir rasyonel ifade. Polinom, yani yukarıda m'inci dereceden bir polinom, aşağıda n'inci dereceden bir polinom. Polinom bölü polinom şeklinde bir rasyonel ifade. Böyle doğrusal diferansiyel denklemdir. Laplace dönüşümlerini aldığımız zaman, yani bu doğrusal diferansiyel denklemi veren sistem herhangi bir doğrusal sistem olabilir. Doğrusal zamanlı değişmez sistem olabilir. Bir RLC devresi olabilir veya bir yay kütle sönümleyici devresi olabilir, mekanik sistem veya başka bir Tarkaç sistemi olabilir. Bir ne diyelim? Bir insan sav aracı olabilir, su altı aracı olabilir. Yani her neyse ama doğrusal olduğu sürece, doğrusal diferansiyel denklemlerle elde edildiği sürece bu şekilde rasyonel bir transfer fonksiyonu oluyor. Ve yani birazdan göreceğiz ki genellikle de paydanın derecesi paydan büyük olacak şekilde çıkıyor denklemlerde. Yani fiziksellikten dolayı ama formumuz bu. Burada m'inci dereceden bir polinom payda, payda da n'inci dereceden bir polinom. Genellikle %99 diye uğraşacağımız transfer fonksiyonları bu formda olacak. Şimdi bununla ilgili bazı tanımlar yapmak istiyorum. Transfer fonksiyonu ile ilgili bazı tanımlar ve özellikler diyelim. Şöyle ufak bir başlık atayım buraya. Bazı tanımlar ve özellikler. Bunlar transfer fonksiyonu ile ilgili konuşmamızı kolaylaştıracak ve üzerinde işlem yapmamızı kolaylaştıracak ve yorumlamamızı kolaylaştıracak bazı tanımlar ve özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu payın derecesi ve paydanın derecesi dedik. Yani bu şey payın derecesi, bunun derecesi. Derecesi M burada. Bu paydadaki polinomun derecesi de N. Evet, peki. Şimdi N büyük veya eşit M olursa ise bu transfer fonksiyonuna yani GS'ye öz, İngilizcesiyle proper diyoruz. Denir. Yani öz bir transfer fonksiyonum var dediğinde birisi size anlıyorsunuz ki bu payın derecesi paydadan büyük değil. Ya eşit ya da küçük. Peki. Ne büyüktür M ise yani derecelerin eşit olmasına da izin vermiyoruz. Sadece paydanın derecesi mutlaka ve mutlaka paydan büyük olacak. Bu tarz transfer fonksiyonlarını kesin öz diyoruz. Tabii kesin öz olursa otomatikman öz de oluyor. Bu daha kısıtlayıcı kesin öz. Strictly proper. Denir. Tam uygun falan gibi ifadelerde kullananlar var ama biz bunu kullanıyoruz. Ne küçüktür M olursa da bu bizim kullanmayacağımız ve yani fiziksel olmayan durum transfer fonksiyonuna öz olmayan not proper, improper falan gibi isimleri var. Bunu dediğim gibi bunlar karşımıza çıkmayacak bizim bu derste. Çünkü bu derste fiziksel, gerçek, anlamlı, gerçekliğinebilir sistemlerle uğraşacağız. Bu gerçek sistemlerde bu durumun oluşmaması gerekiyor. Öz olmayan improper. Ama matematiksel, hani kağıt üzerinde düşünce egzersizi veya hani bir takım teorik çıkarımlar için transfer fonksiyonları yazdığımızda bunlar çıkabilir. Bizim bu derste uğraşacağımız büyük ölçüde kesin öz, bazen öz transfer fonksiyonları, kazanç sistemleri falan gibi sistemlerde bu tarz transfer fonksiyonları da karşımıza çıkacak. Ama mesela bu sistemin transfer fonksiyonu kesin öz olduğu bilinmektedir falan gibi bir ifade ile karşılaştığımızda bilin ki paydanın derecesinin paydan mutlaka büyük olduğu bilgisi bize veriliyor. Peki. Transfer fonksiyonu derecesi diye bir şey tanımlanıyor. Transfer fonksiyonu derecesi arkadaşlar paydanın derecesi.
Ya üçüncü dereceden bir transfer fonksiyonu diye bir şey dendiği zaman anlayın ki paydasının derecesi 3 olan bir transfer fonksiyonundan bahsediyor. Yani paydanın derecesi. Tamam, payın derecesi değil. Paydanın derecesine, paydanın derecesi yani n. Yukarıdaki şey de n. N. Mesela şöyle bir transfer fonksiyonu verilirse size. Mesela 3s bölü işte s küp artı 7s artı 1 gibi bir transfer fonksiyonu verilirse. Payın derecesi 1, paydanın derecesi 3. Transfer fonksiyonun derecesi de 3. Yani bu aşağıdaki polinomun derecesi. Yani en büyük terimin, en büyük üstel terimin kaçıncı derecesi, dereceden olduğu. S küp var mesela. En büyük s'li terim ne? S kare işte s, s küp. Mesela s üzeri 4 olmadığına göre en büyük s küp. Dolayısıyla 3. dereceden paydası var. Transfer fonksiyonu 3. dereceden. Sistemin 3. dereceden bir transfer fonksiyonu vardır gibi bir ifade kullanıldığında anlıyorsunuz ki paydanın derecesi, payın derecesiyle şey yok, alakası yok. Mesela payın derecesi s kare artı 3 de olabilir. Fark etmiyor. Bunun yine transfer fonksiyonun derecesi, paydanın derecesi neyse o olmuş oluyor. Peki bu şeye de bakarsak hani bir örnek vermek adına bu mesela payın derecesi 1, paydanın derecesi 3 olduğuna göre bu kesin öz bir transfer fonksiyonu. Aynı zamanda öz bir transfer fonksiyonu. Yani çünkü bu şartı da sağlıyor. Yani bu bunun bir alt kümesi zaten. Dolayısıyla kesin öz bir transfer fonksiyonu diyebilirim veya öz bir transfer fonksiyonu diyebilirim. Daha şey olanı genelde daha çok bilgi vereni söylemeyi tercih ediyoruz. Kesin öz bir transfer fonksiyonu. Şöyle olsa mesela s küp artı 7 gibi bir şey olsa bu o zaman kesin öz değil ama öz bir transfer fonksiyonu diyebilirdik. Şöyle olsa mesela paydanın derecesi payın derecesinden küçük olsa s üzeri 10 artı mesela s artı 1 gibi bir şey olsa o zaman payın derecesi paydadan büyük. Bu öz olmayan bir transfer fonksiyonu diyebilecektik. Dediğim gibi genellikle bizim uğraşacağımız transfer fonksiyonları payda büyük, pay küçük şeklinde olacak. Tamam. Karakteristik denklem. Arkadaşlar. Karakteristik denklem de şu. Paydadaki polinomu alıp sıfıra eşitlediğinizde elde ettiğiniz denkleme karakteristik denklem diyoruz. Karakteristik denklem. Yani şu payda polinomunu alıyoruz. Paydadaki polinomu olduğu gibi alıyoruz. Ve sıfıra eşitlediğimizde elde ettiğimiz denkleme karakteristik denklem diyoruz. A 0s n artı a1sn eksi 1 den a n eksi 1s artı a n eşittir 0. Yaptığımız zaman bu denkleme karakteristik denklem diyoruz. Bu denklemin çözümü transfer fonksiyonu nesi oluyor? Kutupları olmuş oluyor. Çünkü paydanın köklerine kutuplar demiştik. Oysa bu denklemin çözümü aslında sistemin kutupları olmuş oluyor. Sadece şu kadarlık kısmına yani payda polinomun kendisine de karakteristik polinom diyoruz. Paydadaki polinoma da. Yani sadece polinom kısmına, denklem yapmadan önceki, sıfıra eşitlemeden önceki kısmına, yani paydadaki polinoma da karakteristik polinom adını veriyoruz. Bunlar bir takım tanımlar. Yani birisi size karakteristik denklem dediğinde ne kastediyor? Karakteristik polinom dediğinde ne kastediyor? Veya kesin öz bir transfer fonksiyonum var dediğinde veya İşte 7. dereceden bir transfer fonksiyonuna sahiptir bu sistem dediğinde ne kastediyor? Hani bunları anlamamız açısından bir takım tanımlar. Şimdi bir takım özellikler de var. Onlardan da yavaş yavaş bahsetmek istiyorum. Şimdi özelliklerden ilki transfer fonksiyonu dediğimiz şey sadece doğrusal zamanla değişmez sistemler için yazılabilir. Bu bir iki önceki slayta gidersek burada doğrusal zamanla değişmez bir ifade vardı. Diferansiyel denklem. Bunun Laplace'ını aldığımızda bu şekilde türevler s üzeri n'li s üzeri n eksi 1 ifadeleri dönüştü ve ys bölü us'yi kolayca çekebildik. Sistem doğrusal olmasa
bu YS bölü USE'yi veya zamanla değişen olsa bu YS bölü USE'yi bu şekilde kolayca çekip böyle güzel bir ifade, hani bir sonraki slide'daki gibi böyle güzel bir ifade elde edemiyorum. Yani dolayısıyla transfer fonksiyonu ben sadece doğrusal zamanla değişmez sistemler için tanımlıyorum. Diğer şeyler için bunun genişletmeleri mümkün olabilir. Bazı doğrusal olmayan veya zamanla değişen sistem aileleri için, ama onların yani çok fazla bu transfer fonksiyonu kadar kullanım ve faydaları olmadığı için böyle bir ifade kullanabilir. Sadece doğrusal zamanla değişmez sistemler için tanımlıdır. Doğrusal olmayan sistemler veya zamanla değişen sistemler veya ikisi birden doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler için transfer fonksiyonu yoktur gibi düşünebiliriz. Transfer fonksiyonu sadece doğrusal zamanla değişmez sistemler için tanımlıdır diyebiliriz. Sistemin giriş çıkış ilişkisini Laplace alanında tanımlıyor. Ama yani sistemin şeyiyle ilgili bir matematiksel bir sayılardan oluşan bir ifade. Yani fiziksel olarak mesela bu bir, onu da yazalım mesela, sistemin giriş çıkış ilişkisini Laplace alanında tanımlar. Laplace alanında tanımlar diyelim. Çünkü mesela GS eşittir YS bölü USE'den YS eşittir GS çarpı USE'yi yazabilirim. Yani şöyle yazabilirim. Dolayısıyla ben bir sistemin, bundan daha önce de bahsetmiştim, girişini biliyorsam U olarak, çıkışını da biliyorsam Y olarak ve transfer fonksiyonu da biliyorsam GS olarak, girişin Laplace'ını alırım USE ve buradan çıkışı direkt GS çarpı USE olarak yazabilirim. Dolayısıyla giriş çıkış ilişkisini Laplace alanında bulabilirim. Bulmamı sağlıyor. Sonra ters Laplace dönüşümü istersem T alanındaki şeyini de bulabilirim sistemin. Peki. Yani dolayısıyla giriş çıkış sistemin karakteristik bir özelliğidir diyebilirim. Karakteristik demek yani sistemi tam olarak tanımlamak için, doğrusal zamanla değişmiş, değişmez bir sistemi tam olarak tanımlamak için bunu vermek yeterli. Yani bana transfer fonksiyonu verildiği zaman bir sistemin, elektrik motoru olabilir, RLC devresi olabilir, işte sarkaç olabilir, yer kütle sönümleyici olabilir. Bu sistemi tamamen tanımlıyor bana. Yani bu sistemle ilgili her türlü bilgiye, ki zaten onu buradan gördük. Yani verilen her giriş için çıkışın ne olacağını hesaplayabiliyorum. Dolayısıyla yani bu sistemle ilgili istediğim her türlü bilgi bu transfer fonksiyonun içinde var. Bu mesela sistemin kararlı olup olmadığı bilgisi, ne kadar hızlı olup olmadığı bilgisi, hepsi bu transfer fonksiyonun içinde var. Ki bu güzel bir özellik. Çünkü mesela S artı 3, diyelim ki S kare artı 3S artı 2 gibi bir transfer fonksiyonun içinde, işte sistemin hangi girişlere, hangi cevabı vereceği, işte basamak girişine takip edip edemeyeceği, rampa girişini, parabolik girişleri takip edip edemeyeceği, kararlı olup olmadığı, performansının, hızının ne şekilde olduğu, bir referansı izle dersek bunu mesela bir aşım yaparak, salınım yaparak mı izler yoksa salınım yapmadan dümdüz mü izler falan, bu tür bilgilerin hepsi, yani bunların hepsi şunun içerisinde var. Bunun içerisinden tabii bu bilgiyi nasıl çıkaracağız, o dersimizin yavaş yavaş ilerledikçe bunu göreceğiz konularımızda, ama bu tamamen sistemi karakterize ediyor. Yani bu verildiği zaman bana sistem verilmiş oluyor. Dolayısıyla yani genellikle transfer fonksiyonu şöyle sistem bloğunun içine, şöyle transfer fonksiyonu ya GS olarak veya şu ifadenin tamamı şöyle transfer fonksiyonu sistem bloğunun içine yazılıyor. Çünkü sistemi tam olarak karakterize ettiği için. Daha önce mesela buna benzer bir şeyler daha görmüştüm. Mesela dürtü tepkisi de aynı şekilde karakteristik bir özellik. Sistemi tam olarak karakterize ediyordu. Çünkü bir giriş verdiğimizde herhangi bir giriş kompozisyon yaparak dürtü tepkisiyle sistemin çıkışını bulabiliyorduk. Yani bu işte dürtü tepkisinin mutlak integrallenebilir olması vesaire gibi yani bir takım teoremler vardı. Bunlardan işte kararlılık, başka teoremlerden performans, sistemin hızı nedir falan. Bunlardan bu tür şeyleri sonuçları çıkarabiliyorduk. Bu da transfer fonksiyonunda karakteristik bir özellik. Transfer fonksiyonu sistemin karakteristik bir özelliğidir diyebiliriz. Peki. Karmaşık bir fonksiyon olduğunu hani yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama bazen hani bu unutulabilir. Bunu yazalım. Karmaşık bir fonksiyondur diyelim. S cinsinden değil mi? Burada S cinsinden karmaşık bir fonksiyon. Yani S'nin bir karmaşık sayı olduğu bazen unutulabiliyor. Laplace alanı karmaşık sayılar alanı. Yani buradaki S dediğimiz şey
kompleks bir sayı. Dolayısıyla karmaşık bir fonksiyondur. T alanı, zaman alanı biliyorsunuz reel bir alan. Çünkü zaman T reel bir sayı. Yani şu an işte 0 saniye, 3 saniye, 7.46 saniye, pi saniye gibi reel bir sayı. Yani 3 artı 5 j saniye diye bir şey kullanmıyoruz. Ama bu s dediğim şey de mesela 1 artı 2 j, 4 artı 8 j gibi şeyler olabilir. Karmaşık bir fonksiyon olduğunu hatırlayalım. Sistemin dürtü tepkisinin veya dürtü cevabının Laplace dönüşümü olduğunu da hatırlayalım veya tekrar söylemiş olalım. Bunu birkaç defa söylemiştim ama bu konu şu an tam yeri olduğu için bir daha üzerinden geçmek istiyorum diyelim. Dürtü tepkisinin İngilizcesi impulse response. Bu da dedik ki karakteristik bir özelliği sistemin impulse response. Laplace dönüşümüdür. Yani dürtü tepkisini biliyorsak onun Laplace dönüşümünü alarak doğrudan transfer fonksiyonu bulabiliriz. Veya transfer fonksiyonu biliyorsak doğrudan onun ters Laplace dönüşümünü alarak dürtü tepkisini bulabiliriz. Yani bunu görmek de yani çok zor değil aslında. Çünkü yani neden böyle olduğunu biraz analiz etmek istersek. Çünkü yani şöyle şey yapabilirim. Yani sistemim var mesela. Yani şöyle bir sistemim var. Girişi U, çıkışı Y olsun mesela. Yani Laplace alanı düşünürsem girişi U ise, çıkışı da Y ise isim. Ve transfer fonksiyonu da G ise dersem mesela. Y ise eşittir. Yani G ise çarpı U ise olur. Buradan Y ise eşittir. G ise çarpı U ise olacağını biliyorum. Giriş eğer dürtü ise, yani şeyimiz dürtü ise, sistemin girişinden dürtü girersem U, T eşittir dürtü ise o zaman US'nin 1 olduğunu biliyorum. Çünkü dürtünün Laplace dönüşümünü 1 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla buradan YS eşittir GS çıkıyor. Yani sistemin girişine dürtü verirsem doğrudan çıkışında transfer fonksiyonunu görüyorum. Yani dolayısıyla dürtü cevabının Laplace'ı. Yani burada dürtü tepkisinin Laplace'ı. Laplace'ım çünkü Laplace alanındayım. S'deyim. Dolayısıyla Laplace'ı. Bu da nedir? Transfer fonksiyonumuz zaten GS dediğimiz. Yani şeyin tamamen 1 olmasından kaynaklı. US'ye 1 verirsem YS eşittir GS olur. Yani US'ye 1 vermek demek de yani zaman alanında dürtü vermek demek. Çünkü 1 fonksiyonu, S'deki 1 fonksiyonu, T'deki dürtü fonksiyonuydu. Yani sisteme dürtü verdiğimde elde ettiğim çıkışın Laplace dönüşümü. Oradan transfer fonksiyonmuş. Bu da zaten dürtü tepkisi. Dolayısıyla bunun hani buradan da şunu çıkartabilirim. Şöyle buradan da T alanına geçecek olursam buradan da YT eşittir. Ters Laplace olarak GT yani dürtü tepkisi. Bu da dürtü tepkisi. Yani şu dürtü cevabı bu da GT de Laplace dönüşüm. Yani şu dürtü cevabı, dürtü tepkisi. Şu da ters Laplace. Yani ters Laplace. Zinliğe göre. Şu köşeye yazılmıyor maalesef. Yani şurası da. Şuraya yazacağım o zaman. Şu şunun ters Laplace ise veya bu bunun Laplace ise bu da bunun Laplace'ı. Dolayısıyla bu da bunun ters Laplace'ı olmuş oluyor. Burada diyelim. Neyse burada. GT eşittir. Ters Laplace dönüşüm. GS veya benzer şekilde GS eşittir. Laplace dönüşüm. GT şeklinde yazabilirim. Buradan da böyle bir sonuç çıkıyor. Yani dürtü tepkisi ve Laplace dönüşümü birbirlerinin nesi oluyor? Laplace alanındaki veya ters Laplace zaman alanındaki karşılıkları olmuş oluyor. Şöyle bir özet tablo da çizebilirim bu halde diyelim. Bu halde. Şöyle bir özet tablo çizersem mesela yine sistemi çizeyim. Şimdi. Sistem giriş ve çıkışı var. Diyelim ki U T
T, Y, T. Hatta sonunda da U, S, Y, S var. Sistemi işte zaman alanında G, T ile Laplace'ında da GS ile karakterize edebilirim. Karakteristik özellik olduğu için. Giriş çıkış ilişkisi mesela zaman alanında giriş çıkış ilişkisi zaman alanında yani T alanında giriş çıkış ilişkisi. Nasıl yazabilirim? GS eşittir. Y, T eşittir. G, T, konvolüsyon diye yazıyordum. Demek ki bu T olarak yazıyordum. S alanında, Laplace alanında, giriş çıkış ilişkisinde. Şöyle yazabilirim. Y, S eşittir. G, S çarpı bildiğimiz normal çarpı U, S. İşte bu aradaki bağlantı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Çünkü mesela Laplace dönüşümüyle buradan buraya geçebilirim. Ters Laplace dönüşümüyle de buradan buraya geçebiliyorum. Bunun Laplace'ı bu. Bunun Laplace'ı bu. Bunun Laplace'ı bu. Dolayısıyla çıkış ve çıkışın Laplace'ı, giriş ve girişin Laplace'ı, dürtü tepkisi ve onun Laplace'ı olan transfer fonksiyon. Yani burası dürtü tepkisi. Şu dürtü tepkisi ve onun Laplace'ı olan. Laplace olan transfer fonksiyonu. Zaman alanında ve Laplace alanında giriş çıkış ilişkilerini bu şekilde tanımlayıp böyle bir şey yapabilirim. Yani dolayısıyla ben mesela bir verilen bir giriş için çıkışı bulmak istiyorsam zaman alanında yani konvolüsyon yapıp doğrudan bulabilirim veya Laplace alanına gidip orada GS ile çarpıp GS'yi bulup bu şekilde gelebilirim. Geriye zaman alanına gelebilirim. Tabii bu şey gibi görünüyor. Hani başka niye Laplace alanına gidip hani doğrudan yapmak varken ama konvolüsyon hani nispeten karmaşık bir işlem olduğunu hatırlayalım. Değil mi? G tau U T eksi tau D tau gibi böyle bir konvolüsyon nispeten karışık bir işlem. Eksi sonsuzdan sonsuza veya bizim varsayımımızda sıfırdan T'yi yapabiliriz. T küçüktür sıfırdan için her ikisi de şeyse sıfırdan küçükse. Ama dolayısıyla böyle bir işlem yapmamız lazım. Yani nispeten kompleks bir şeyi ters çevirip mesela kaydırıp ondan sonra integrasyon yaptığımız. Bunları grafiksel olarak yani çeşitli derslerimizde sinyaller sistemlerde falan yapıyoruz biliyorsunuz. Hani nispeten karmaşık bir işlem. Özellikle mesela bir sistem değil burada bir sürü sistem olursa yani aynı giriş. Diyelim ki bu sistemden sonra başka 10 tane daha sistemden geçecek. Ve iç içe 10 tane konvolüsyon yapmam lazım o zaman. Yani bu şekilde. Bunu yapmak yerine basitçe bunların hani transfer fonksiyonlarını yazıp ne bileyim G1'se, G2'se, G3'se, G4'se diye yazıp tamam. Ondan sonra bunları çarpıp geri zaman alanına gitmek daha kolay olabilir. Bu nedenle şeyi tercih edebilirim bu açıdan. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümünün başka avantajları da var. Mesela türev integral gibi fonksiyonları basitleştirmesi, eksponansiyelle çarpım gibi şeyleri. Dolayısıyla genelde şeyimiz, yaklaşımımız böyle oluyor demiştik. Zaman alanında başlıyoruz. Laplace alanına gidiyoruz şeyimize. Sinyallerimizi Laplace alanına aktarıyoruz. Laplace alanında çalışıp işimiz bittikten sonra yorumlamak için. Çünkü Laplace alanında yorumlamak kolay olmayabiliyor. Gerçi onun için de oldukça fazla aracımız var. İşte sistem kararlı mı değil mi? Veya performansı ne olacak? İşte aşım yapacak mı? Oturma zamanı, yükselme zamanı, tepe zamanı ne olacak? Verdiğim bir referansı takip edecek mi? Bu tür şeyleri doğrudan Laplace alanında kalarak da şey yapabiliyoruz. Ama işte grafik falan çizdirmek gibi yani T alanında tekrar görmek istersen sonucu o zaman yine T alanına gidip orada fiziksel olarak anlamlı şeyi çizdirip onu yorumlayabilirim. Çalışma prensibimiz genellikle böyle oluyor. Laplace alanına gidiyorum. Laplace alanı bir soyut bir alan. Araç, matematiksel bir alan. Orada çalışıp hani güzel faydalı araçlarından kullanarak istediğim sonucu elde ettikten sonra geri zaman alanına dönebilirim. Aradaki ilişkiyi de her zaman akılda tutmakta fayda var. Giriş çıkış ilişkisi bu şekilde. Zaman alanında Laplace alanında dürtü tepkisinin Laplace'ı transfer fonksiyonu. Dolayısıyla transfer fonksiyonu
girişle doğrudan çarpıldığı zaman Laplace alanında çıkışı bana veriyor. Laplace alanında kolayca girişten çıkışı elde etmem için bunu kullanabiliyor. Peki, şimdi bir takım örnekler vermek istiyorum şeyle ilgili, transfer fonksiyonu ile ilgili. Fiziksel sistemler, mekanik sistemler olsun, elektriksel sistemler olsun. Diferansiyel denklemler yazılıp buradan transfer fonksiyonları nasıl bulunur? Bunlarla ilgili bazı örnekler vererek dersimize devam edeceğiz. Ama yani 20'ye yaklaşmış saat. Bir ara verelim arkadaşlar. Bir 10 değil de 15 dakika falan sonra devam edebiliriz. Bir ara verelim. Buradan daha sonra devam edebiliriz. Peki. Evet arkadaşlar, isterseniz dersimize devam edelim yavaş yavaş. Bu transfer fonksiyonu ve dürtü tepkisi arasındaki ilişkilerden bahsettik. Şimdi bununla ilgili transfer fonksiyonu çıkarılması ile ilgili bazı örnekler yapacağız demiştik. Onlarla devam edelim isterseniz dersimize. Şimdi örnek. Bir uzay aracı yön kontrolü örneği var. Basitçe bir uzay aracını modelleyip onun mesela ne yöne baktığını kontrol etmek istiyoruz. Uydu falan gibi de düşünebiliriz bunu. Uydu yön kontrolü. Yani böyle havada asılı veya uzayda asılı yerçekimsiz ortamda deniz aracı falan da olabilir ama bu şekilde bir örnek verelim. Şimdi şöyle olsun. Diyelim ki aracın yönü şu tarafa. Burası arkası, burası öne olsun. Şöyle bir bu ekseni nokta nokta olarak çizeyim. Ağırlık merkezi de şurası olsun diyelim ki. Yatay eksen de şöyle olsun mesela. Şimdi yapmak istediğim şey şu aracın önünü, şurasını, önünü biraz daha güzel çizebilirim belki. Şöyle daha böyle belirgin yapayım, şöyle sivri olsun. Aracın önünü belli bir yöne doğru baktırmak istiyorum. Bu baktırmak istediğim yöne de teta diyelim. Mesela şuradaki açıya teta diyelim. Yani bu tek boyutta mesela yukarıdan diyelim ki görüyorum. Yani uzayda yukarıdan kavramı yani çok anlamlı olmuyor ama bilir ama belli bir eksenden böyle şey olarak gördüğüm zaman o eksen boyunca baktığım zaman teta açısıyla dönmesini istiyorum. Tabii uzayda şey olmadığı için yani ortam olmadığı için hava falan olmadığı için bu tür şeyleri döndürmek için çeşitli yöntemler var. Mesela bir atalet tekeri falan dediğimiz şey konularak içine onun ters yönünde bir momentum sağlanabilir veya bir yakıt harcamak suretiyle şurada mesela şöyle dört tane şeyimiz olsun diyelim ki nozzle dediğimiz böyle içerideki yakıt yakıldıktan sonra dışarı püskürtülce şöyle dört tane küçük delik veya şey yaparsam nozzle dediğimiz mesela şuradan içeride yakıt harcayıp şuradan püskürtürsem şuradan şöyle ve buradan şu yöne doğru yakıt atarsak yani bunların belli bir momentum var. MB'den, M'leri küçük ama V'leri çok yüksek olduğu için MB'den belli bir momentum var. Dolayısıyla momentum korunumundan ters yönde bir itki oluşturarak, ters yönde bir dönme kuvveti oluşturarak bunun değil mi? Yani şu yöne doğru yakıt atıyorsam aracı bu yöne doğru. Yine bu yönde yakıt atıyorsam aracı bu yönünde doğru. Yani bunun net etkisi şöyle bir tork oluşturmak. Değil mi? Ağırlık merkezi olarak işaretlediğim şu ağırlık merkezi etrafında şu yöne doğru böyle bir T dediğimiz bir tork oluşsun. T. Bu da benim aslında girişim olmuş oluyor. Yani giriş benim değiştirebildiğim şey bu tork. Çünkü mesela ne kadar yakıt yaktığıma göre bu tork az veya çok olabilir. Veya şu ikisinden değil şu ikisinden püskürterek diyelim ki bu yöne değil bu yöne doğru aracı döndürebilirim. Dolayısıyla benim girişim aslında bu T olmuş oluyor. Onları da yazalım yavaş yavaş. Yani girişim bu T araca uygulanan tork. Çıkış, kontrol etmek istediğim şey ne? Bu teta'yı kontrol etmek istiyorum. Dolayısıyla aracın yönü. Bir de bir J parametresi olması lazım. Yani bu aracın yani nasıl bir kütlesi varsa bir de dönmeye karşı ne kadar direnç gösterdiği, yani dönme işleminin ne kadar kolay veya zor olduğunu gösteren bir J parametresi olması lazım. J dediğimizde bir parametre olması lazım. Bu da ağırlık merkezine göre göre. Şu koyu şey çizdiğim şurası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezine göre. Hatta onu yazalım bir yere karışmaması için. Şöyle şurası
ağırlık merkezi, center of gravity. Ağırlık merkezine göre aracın eylemsizlik momenti. Eylemsizliği veya eylemsizlik momenti denebilir buna. Moment of inertia, döner kütle gibi bir isim de veriliyor bazen. Çünkü kütlenin döner karşılığı bu aslında. Burada şey istiyoruz, transfer fonksiyonu çıkarmak istiyoruz. Tabii ki yani mekanik bir sistem olduğu için Newton'un ikinci yasasını kullanacağız. Newton'un ikinci yasası dediğim şey doğrusal hareket için F eşittir MA biliyorsunuz veya dönen hareket için tork eşittir J çarpı alfa. Alfa da açısal ivme. Yani bu doğrusal ivme A. Onu zaten biliyoruz. A'nın doğrusal ivme olduğunu. Şu alfa da açısal ivme. Yani açısal hızın türevi, yani açının, şu açının ikinci türevi olmuş oluyor. Buradan da o halde T eşittir J açısal ivme nedir? Açının bir türevi açısal hız, ikinci türevi açısal ivme olmuş oluyor. Denklem bu kadar aslında, oldukça basit bir denklem. Şimdi buradan ne yapacağız? Laplace dönüşümü alacağız. Yani diferansiyel denklemlerimizi yazdık. Sistemi ifade edilen diferansiyel denklemler. Burası benim girişim. Şu çıkışım. Burada da bir sabit sayı var. Bu 3, 5, 8 gibi bir sabit sayı. Dolayısıyla giriş çıkışın ikinci türevi. Yani giriş çıkış onların türevleri cinsinden bir de sabit sayılar cinsinden bir denklem yazdım. Doğrusal olduğunu da görüyorum. Değil mi? Girişin yanında 1 var gibi düşünebilirim. Çıkışın ikinci türevinin yanında da J gibi bir sabit sayı var. Dolayısıyla bu bir doğrusal diferansiyel denklem. Laplace dönüşümü alırsam Laplace ilk koşulları sıfır alarak tabii ki. İlk koşullar sıfır varsayarak bunun Laplace dönüşümünü alırsam ne oluyor? TS diyelim buna. Yani bu girişin Laplace dönüşümüne S alanında TS diyelim. J zaten sabit bir sayı. Çıkışın Laplace dönüşümüne de şununkine de teta S dersek bunun ikinci türevi yani S kare çarpı teta S diyebiliriz. Bunlar şeyin Laplace dönüşümü burada. Yani T'nin Laplace dönüşümüne TS dedim. Girişin Laplace dönüşümü. Yani U gibi aslında bu ama T ile gösterdim. Bu da Y gibi ama bunu da teta ile gösterdim bu örnekte. Dolayısıyla J çarpı J sabit bir sayı. 3 gibi mesela sabit bir sayı. S kare ikinci türe teta S. Tamam. Şimdi burada ne yapmam lazım? Çıkış bölü girişi çekmem lazım ki transfer fonksiyonu elde edeyim. Buradan da o zaman transfer fonksiyonu buradan da şöyle transfer fonksiyonu elde edebilirim. Transfer fonksiyonu eşittir. Çıkışın Laplace'ı. Çıkışım teta. Evet. Çıkışım teta. Girişim T. Bölü girişin Laplace'ı T S. Böyle çekersem bu da 1 bölü J S kare olmuş olur. Bu arkadaşlar uzay aracının transfer fonksiyonu. Gördüğünüz gibi nasıl bir ifade bu? S'li bir ifade değil mi? S alanında olduğu için S'li bir ifade. 1 bölü J S kare şeklinde bir ifade. Bunu yani neyini inceleyebiliriz? Mesela kutuplarına bakabiliriz değil mi? Kutuplarına bakacak olursak. Sıfır yok ama kutupları. Mesela iki tane sıfırda kutbu var değil mi böyle? Mesela bu tür analizlere belki bakabiliriz. Yani bunlar şey olabilir, faydalı. Olabilir. Şöyle iki tane sıfırda kutbu olan böyle bir sistem. Bu tabii şey şu anda dediğim gibi tam işlemedik ama ileride işlediğimiz zaman bu işte sıfırdaki kutupların ne anlama geldiğini, çakışık kutup olduğu zaman, üst üste kutup olduğu zaman ne anlama geldiğini yani ileriki derslerimizde göreceğiz. Ama bu sistem aslında şey bir sistem. Hani baktığımızda mesela kararlılık açısından bakarsak bu sisteme kararlı mı, kararsız mı? Mesela denge noktasında dururken sistemi dürttüğümüzü düşünelim. Yani dengede hareketsiz duruyor sistem. Böyle bir herhangi bir hareket yok. Şöyle bir tork verip, yani ufak bir tork verip çektik diyelim ki. Şöyle ani bir tork verip çekersek. Bu yani uzayda sürtünme falan olmadığı için ne yapacaktır? Sonsuza kadar böyle teta artmaya devam edecek. Yani bir yerde tabii 360'dan sonra sıfıra dönüyor ama onu yani sürekli devam ediyorlar düşünürsek. Yani bu denge noktasına bir daha dönmüyor. Değil mi? Bunu ben bir kere ittirdiğim zaman uzayda sürtünmesiz bir ortam gibi düşünürsem. Yani böyle bir dürtersem elimle şuradan.
dengede dururken sürekli dönecek. Yani bir daha bu durduğu denge noktasına dönmediği için ve o denge noktasından da gittikçe uzaklaştığı için buna aslında kararsız bir sistem olduğunu görebiliyorum. Bu sistem kararlı bir sistem değil. Bu sistem kararsız bir sistem. İşte bu tür şeylerin sanal eksen üzerinde, im ekseni üzerinde böyle çift çakışık kutupların kararsızlık yarattığından falan şeyden ileriki bölümlerde bahsedeceğiz. İleriki bölüm dediğim aslında bir ders sonrasında bu transfer fonksiyonu kararlı. Kutuplardan hangileri kararlı, hangileri kararsızlık yaratır falan bu kavramlardan bahsedeceğiz. Bunlar hepsi transfer fonksiyonundan çıkıyor olacak. Yani dolayısıyla şu transfer fonksiyonunu elde edebilmek ilk adımımız. Bir tane elektriksel örnek yapalım. RLC devresi yapalım. Örnek. Diyelim ki RLC devresi. Devremizin şöyle giriş voltajı olsun. R ve C. Bu bir filtre devresi olarak da düşünebilirim. Bu böyle yaptığımda alçak geçirgen filtre gibi oluyordu. Peki buradan geçen akıma da bir isim verelim. Şuna da I akımı diyelim. Devreden geçen akımı. Şuradan şu akıma da I akımı diyelim. Şurası R. Burası L. Bunun da değeri C olsun. C. Giriş burası olsun. VI voltajı. Çıkış da buradaki VC voltajı olsun. Artı eksi VC. Yani giriş yine bunun girişi VI voltajı. VI voltajı. VI voltajı dememe gerek yok. Zaten voltaj oldu belli. VI. Çıkış. VC ise transfer fonksiyonu bulmam isteniyor. Ben. Peki şimdi burada da Kirchhoff yasalarından faydalanacağım. Biraz bana yardımcı olması için şeyleri tanımlayayım. Şu direnç üzerindeki voltaja VR diyelim. Şunun üzerindeki voltaja VL diyelim. Buna zaten VC demişiz. Peki, şimdi o zaman Kirchhoff ne diyelim yasalarından. Kirchhoff gerilim yasası yazabilirim burada KG'ye. Basit bir devre zaten. Yani bu V eşittir VR artı VL artı VC yazabilirim. V eşittir. Bu VI voltajı eşittir. VR artı VL artı VC yazabilirim. Yani şu voltaj VI voltajı şunların toplamı. İşaretlerini de ona göre verdim. Eksi artı eksi artı, eksi artı, eksi artı bu şekilde ver. Peki. Şimdi bu tamam devreyi tanımlayan bir denklem ama yeterli değil. Çünkü ne yapmam gerekiyor? Giriş, çıkış ve bunların türevleri cinsinden bir diferansiyel denklem yazmam gerekiyor. Yani dolayısıyla burada girişim VI, çıkışım VC. Bunlar cinsinden bir diferansiyel denklem. Yani VI ve VC dışındaki şeylerden kurtulmam lazım. Yani bu VR'den ve VR'den kurtulmam lazım. Peki VR'yi R çarpı I olarak yazabilirim. I çarpı R veya R çarpı I olarak yazabilirim. VL'yi de L çarpı I'nın türevi olarak yazabilirim. I'dan da kurtulmam lazım. Onu da istemiyorum. Çünkü yani giriş veya çıkış değil. I'yı nasıl yazabilirim? I dediğim şey bu devreden geçen akım. Dolayısıyla yani kapasitörün üzerinden de geçiyor. Kapasitör akımı C çarpı VC'nin türevi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla I'yı böyle yazabilirim. C çarpı VC'nin türevi. I'nın türevi de dolayısıyla bunun türevi olmuş oluyor. C çarpı VC'nin ikinci türevi olmuş oluyor. Şimdi bunların hepsini derli toplu bir şekilde yazarsam. VI eşittir. Buradan VI girişim. Bu EI altında. Değil mi? Yani V çarpı I değil. Bu VI. Ne kaldı burada? Şöyle bakalım. R var, C var. R çarpı C çarpı VC türev. Diğerinde ne var? L çarpı C çarpı VC. İkinci türev var. Bir de VC var. Peki. Bu şekilde. Şimdi bu oldu. Diferansiyel denklem. Çünkü yani VI zaten girişim. VC çıkışım ve çıkışın türevleri var. Yani giriş, çıkış ve onun türevleri başlığında da böyle katsayılar var. Bunlar sabit. LC, RC. Bunlar sabit sayılar. 3, 5, 8 gibi sayılar. Dolayısıyla buradan
Laplace artık alabilir. Laplace ilk koşullar sıfır. Alın bakalımsa. Girişin Laplace dönüşümüne V, İ, S diyelim. R, C sabit sayı. Çıkışın Laplace dönüşümüne V, C, S olursa bunun birinci türevi çarpı V, C, S artı L, C. İkinci türevi S kare V, C, S. Eksi ve sıfırlı terimler yok. Çünkü ilk koşulları sıfır alıyor. Dolayısıyla onlar yok. Artı bir de V, C, S dediğim zaman buradan da artık transfer fonksiyonunu çekebilirim. Değil mi? Çıkışın Laplace'ı bölü girişin Laplace'ı benim transfer fonksiyonum olmuş oluyor. BC'nin yanındaki terimleri toplarsam biraz da düzenleyeyim. LCS kare artı RCS artı 1. Bunlar BC'nin yanındakiler. V'nin yanında da sadece 1 var. Dolayısıyla 1 bölü LCS kare. C biraz çirkin olmuş. LCS kare. RCS artı 1 gibi bir transfer fonksiyonu sahip. Yine S alanında bir transfer fonksiyonu gördüğünüz gibi. İçinde T falan yok, sadece S ile. Ve yine kutupları çözülebilir. Kutupları tabii ikinci dereceden bir denklem olduğu için eksi B artı eksi B kare eksi 4AC bölü 2A gibi formülden, kuadratik formülden çözebilirim. Ne zaman kutuplar reel oluyor, ne zaman imajiner oluyor, sağda mı oluyor, solda mı oluyor? Gerçi o katsayıların pozitif olmasından kutupların her zaman solda olacağı gibi öyle çıkarımlar yapabilirim. Ama bunları transfer fonksiyonu çıkardığım zaman bu tür şeylere yol açıyor. Yani bunlara artık geçiş yapabilirim. Ve buradan yapmam gereken analize devam edebilirim. Yani bunun ilk aşaması şu transfer fonksiyonu çıkarmak. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir önceki örnekte de söylemeyi unuttum. Bakın mesela fiziksel bir sistemin transferinin fonksiyonunu yazdık. Otomatik olarak ne çıktı? Mesela paydanın derecesi gördüğünüz gibi payın derecesinden burada büyük çıktı. Mesela fiziksel sistemlerde genellikle böyle olduğunu göreceğiz. Yani bu yasaları yazdık. Burada da mesela Kirchhoff yasası yazdım. Yine payın derecesi 0 zaten. Yani paydanın derecesi 2. Böyle payın derecesinin paydadan küçük çıktığını göreceğiz. Ödev olarak arkadaşlar yapabilirsiniz burada. Size bunu ödev olarak vereyim. Ödev olarak. Mesela çıkış giriş VI çıkış mesela VL olsun için transfer fonksiyonu yazın mesela. Bir de mesela bu ödevin A şıkkı olsun. Evet, ödevin A şıkkı olsun. B'de mesela yine giriş VI çıkış VR için mesela. Bunu da siz yazmaya çalışın. Transfer fonksiyonu yazmaya çalışın. Bunları mesela burada mesela ne yaptım? Giriş ve çıkış cinsinden bir diferansiyel denklem yazmaya çalıştım. Siz de yine mesela VI ve VL cinsinden bir diferansiyel denklem yazmaya çalışacaksınız. Veya VI ve VR cinsinden bir diferansiyel denklem yazmaya çalışacaksınız. Bunlar zor gelirse, bu şeyleri zaman alanında ayıklamak zor gelirse de yapabilirsiniz. Birkaç denklem yazın. Yani 3 bilinmeyenle 3 denklem veya 2 bilinmeyenle 2 denklem yazın. Mesela oradan ara adımlarda çözmeniz gerekiyor. Mesela bir elimine etmeniz gerekiyor. Mesela i'yi elimine etmeniz gerekiyor. O zaman mesela diferansiyel denklemleri de S alanında çözmek daha kolay. Mesela iki diferansiyel denklemimiz var. Bunlar da bir değişkeni elimine etmek istiyorsunuz ama o değişkenin türevleri var etrafta falan. O zaman mesela böyle iki denklemi de S'ye alıp ondan sonra S'de mesela elimine etmek daha kolay. Çünkü S'de artık türev diye bir şey kalmıyor. Değil mi? Bu mesela zaman alanında türevsel denklemlerle uğraşmanız gerekiyor. S alanında ise böyle cebirsel, yani bildiğimiz S karelerle uğraşmak. Yani dolayısıyla mesela bölü S falan gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Burada mesela BC'nin türevi, BC'nin ikinci türevi S kareye dönüşüyor. Mesela her iki tarafı da S'ye bölmek, S kareye bölmek gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bu bakımdan olabilir. Bunların bazılarını da yapmakta zorlanabilirsiniz. Girişi doğrudan çıkış cinsinden yazmakta. Özellikle zaman alanında zorlanabilirsiniz. O zaman Laplace alanına geçip, yani yapabildiğiniz kadar yapıp Laplace alanına geçip orada devam etmeyi, yani sonuca Laplace alanında ulaşmayı da deneyebilirsiniz. Bu uğraştığınız zaman bir örnekle ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Peki. Bir örnek daha yapalım. Ders sarkaç örneği olsun burada. Inverted pendulum. Ters sarkaç. Çok sık karşımıza çıkan bir örnek. Kontrol sistemlerinde temel örneklerden bir tanesi. İngilizcesi inverted pendulum. Pendulum.
Bir pivot nokta etrafında, şöyle bir pivot nokta etrafında bir çubukla sert bir çubuk olsun bu. Yani esnek olmasın veya ip gibi olmasın, sert bir çubuk olsun. M kütlesini şöyle bağlıyorum bu çubuğa. Evet. Ve bunun hareketini şey yapmak istiyorum, gözlemlemek istiyorum. Nasıl bir hareket? Şöyle dairesel bir hareket yapacak. Şuradan şöyle, şöyle dairesel, yani şu daire üzerinde gidip gelen şöyle bir hareket yapacak bu. Bu çubuğun uzunluğuna bir şey diyelim. Mesela L diyelim. Şöyle çubuğun uzunluğu L olsun. Şu dikeyle yapılan açıya bir isim verelim. Buna teta diyelim. Mesela şu dikeyle yapılan açıya teta diyelim. Şurası. Bunu da kırmızıyla yapayım. Teta diyelim şu açıya. Dikeyle yapılan açıya. Bunun dışında diyelim ki şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu kendi halindeyken sistem. Böyle bırakırsam bu şeyi buraya veya bu taraftan bırakırsam buraya doğru düşecektir. Buna şimdi bir kontrol sistemi tasarlamak istiyorum. Yani ilk derslerimizde gösterdiğimiz gibi şu noktadan bir motor takarak, bu noktaya bir motor takarak bir tork üretmek ve diyelim ki T yönünde bir tork üreterek şöyle bu tarafa doğru, yani bu dikeyden burası da teta olmuş oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla buraya teta dersem şurası teta olmuş oluyor. Dolayısıyla bu dikeyden bir şey üreterek, hatta esas teta burası. Yani şurayı sileyim. Yani gerçekte aslında kontrol etmek istediğim şey bu. Yani bu teta. Yani şu tetayı şuradaki kontrol etmek istiyorum. Mesela tam dik konumda dururken, şurada dururken biraz bu tarafa kaydığında şu yöne tork vererek onu geri buraya getirmek. Biraz mesela şu tarafa kaydığında yine diğer yönde tork vererek onu buraya götürmek. Yani şu teta açısını sıfır dışında, sıfır civarında tutmaya çalışıyorum. Şuradan bir tork vererek o torku da yani buraya bir motor bağlayarak yapabilirim. O motora komutlar vererek. Yani böyle bir örnek üzerinde uğraşmak istiyorum. Şimdi sarkacın kütlesi işte M. M dediğim şey sarkacın kütlesi. Çubuğun uzunluğu L. Çubuğun ağırlıksız olduğunu düşünelim. Sert ve ağırlıksız olduğunu. L çubuğun uzunluğu. Veya ağırlığı ihmal edilebilir olduğunu diyelim çubuğun. Bu girişten uyguladığım tork T tork diyelim. Benim girişim. Bunu değiştirerek, bunu şey yaparak teta açısını kontrol etmek istiyorum. Yatay eksenle dikey. Dikey eksenle sarkaç arasındaki açı. Çubuk arasındaki açı. Bu da benim çıkışım. Bunu kontrol etmek istiyorum. Peki. İşte amacım da sarkacı dik konumda tutmak. Amaç sarkacı dik tutmak. Bu amaçla bir kontrol sistemi tasarlamak istiyorum. Ve onun ilk adımı olarak da bir transfer fonksiyonu. Bu kontrol tasarım kısmını tabii hemen yapamayacağız. Onun için biraz da tasarım kısmına girmiş olmamız lazım ama yani böyle bir şey diye problemimiz var elimde. Gerçek hayatta mesela böyle bir problemle karşılaştım. İlk adımı olan da bunun transfer fonksiyonu bulmayı yapmak istiyorum. Yani bu giriş ile çıkış arasındaki transfer fonksiyonu bulmak istiyorum ki Laplace alanında bu sistemin matematiksel ifadesini bulmuş olayım. Sonra o transfer fonksiyonuna çeşitli işlemler, araçları uygulayarak sisteme bir kontrolcü tasarlayabilirim. Onu burada yapmayacağız. Daha ileride yapabiliriz ama şu anda iki amacım bu amaca yönelik bir transfer fonksiyonu bulmak. Bunun için de tabii şeyler yazacağız. Sistemi anlatan diferansiyel denklemler yazmamız gerekiyor. Şimdi burada döner hareket veya lineer hareket için yazabiliriz. Yani çünkü anlık olarak şunun hareketine baktığımız zaman, şunun hareketine baktığımız zaman yani bu şey üzerinde dönüyor ama yani anlık olarak da böyle doğrusal bir hareketi var. Yani anlık hızı şu yönde, şöyle bir anlık olarak şu yönde bir hareketi var. Yani bunun üzerinden de diferansiyel denklemler yazabilirim. Döner hareket için de yazabilirim. Doğrusal için yazmak biraz daha kolay olduğu için onu tercih edeceğim. Ve bunun için de şu M kütlesi üzerindeki kuvvetleri yazmak istiyorum. Şimdi şu yönde bir yer çekiminden doğan kuvvet var. Değil mi? Şu yönde yer çekiminden. Çünkü yer çekimine mesela şey diyecek olursam ben. Şuradaki yer çekimine diyeyim ki MG diyecek olursam. Bu açı tetaysa burası tetaysa burası da teta olmuş oluyor. Dolayısıyla şurası yani şu yeşille gösterdiğim şey ki şuraya eşit. Bu MG al şey tetanın karşısında olduğu için MG sinüs teta olmuş oluyor. Yani şurası MG sinüs teta. Şu MG sinüs teta
Burası. Başka ne var? Bir de şu torktan dolayı buraya etki eden bir kuvvet var. Veya bu torkun eşdeğeri olan şurada şöyle bir kuvvet var. Çünkü yani buradan bir tork uyguladığımız zaman buraya, bunun eşdeğeri olarak buna şöyle bir kuvvet uygulanmış gibi oluyor. Tork da eşittir F çarpı L olduğuna göre, kuvvet çarpı uzunluk olduğuna göre tork bölü L olarak düşünebilirim. Yani buraya doğrudan kuvvet uygulamıyorum ama yani buraya bir şey kuvveti uygulamış olsam, T bölü L'lik bir kuvvet uygulamış olsaydım, bu aynı tork etkisini burada yaratacaktı. Veya bu torkun etkisi buradan T bölü L şeklinde bir kuvvet uygulamak gibi oluyor. L de şu şeyin uzunluğu, çubuğun uzunluğu. Başka da bir kuvvet yok. Bu kütlenin üzerinde etki eden kuvvetler bunlar. Tamam, o zaman Newton'un yasasından F eşittir MA'dan diyelim. Newton yasasından. Yine ikinci yasası. Ama bu sefer doğrusal olanı kullanacağım. Yani F eşittir MA'yı kullanacağım. Bunu kullanarak üzerine etki eden kuvvetleri yazmak istiyorum. Bu kütlenin üzerine etki eden. Yönü de ne taraf pozitif olsun? Şu teta'nın pozitif yönünü bu seçtiğime göre, yani teta'ya pozitif hareket yaptıracak kuvvetler pozitif olsun. Referansımızı da öyle seçelim. Dolayısıyla mg sinüs alfa kuvveti pozitif. Negatif yönde t bölü l kuvveti var. Bu da eşittir m çarpı a. Şimdi buradaki a doğrusal ivme, değil mi? Doğrusal denklem kullandığım için. Şimdi burada bir sorun var gibi gözüküyor. O da şu. Ben doğrusal ivme yazdım ama aslında açılarla, yani teta açısıyla çalışmak istiyorum. Buradan açısal ivmeye geçiş yapmam lazım. Ama doğrusaldan açısala geçmek zor değil. Yani bunu nokta kütle olarak kabul edersem. Doğrusaldan açısala geçmek için bu dönme yarı çapıyla çarptığımız zaman doğrusala geçmiş oluyorum. Dolayısıyla açısal ivme cinsinden doğrusal ivmeyi yazabilirim. Doğrusal ivme eşittir L çarpı açısal ivme olarak yazabilirim. L dediğim şey bu şeyin uzunluğu. Dönme yarıçapı aslında. Yani L yarıçapıyla dönüyorsa nokta kütle. O zaman L çarpı açısal ivme bana doğrusal ivmeyi verecektir. Buradan o zaman şöyle yazabilirim. M çarpı açısal ivme alfa, ama yani açısal ivme dediğim şey aslında açı. Açının türevi açısalız. Açısal ivme de açının ikinci türevi olarak yazabilirim. Hatta bir de başına L'yi yazmam lazım. L çarpı açısal ivme. Şu şekilde. Peki. O zaman istediğim gibi bir denklemi şu anda yazmış oldum. Denklemin sol tarafında mg, bunlar sabit. Sinüs teta var. Teta benim çıkışım. Bu durabilir. T benim girişim. Bu da durabilir. L de şunun uzunluğu olan sabit bir sayı. Bu da tamam. M, L bunlar sabit sayılar. Teta'nın ikinci türevi. Çıkışın ikinci türevi. Bu diferansiyel denklem benim istediğim gibi bir diferansiyel denklem. Yani şöyle tekrar yazarsam burada. Mg sinüs teta eksi T bölü L eşittir M çarpı L çarpı teta'nın ikinci türevi gibi bir diferansiyel denklem elde ettim. Şimdi bu diferansiyel denklem giriş çıkış onların türevleri cinsinden, ama bunun şeyle ilgili bir sıkıntı var. Bu denklemle ilgili. O da şu. Bu doğrusal bir diferansiyel denklem değil. Evet. Neden doğrusal değil? Çünkü doğrusal olması için ne olması gerekiyordu? Giriş, çıkış bunların türevlerinin doğrusal birleşim olması lazım. Yani şu terim ve şu terimde sorun yok. Ama burada sinüs teta gibi bir terim var. Yani bir şeyin sinüsünü almak, çıkışın sinüsünü almak doğrusal bir işlem değil. Dolayısıyla bu terimden dolayı, şu terimden dolayı bu doğrusal bir denklem değil. Bu terimden dolayı yani. Şöyle diyelim, sinüs teta'dan dolayı denklem doğrusal değil. Bu yani bizim için şu anda kötü haber, çünkü doğrusal zamanla değişmez denklemler için transfer fonksiyonu yazılabilir. Dolayısıyla bu haliyle transfer fonksiyonu yazılamaz. Bu haliyle bir transfer fonksiyonu yazamam. Yani bu sistemin hareketini veya şeyini tanımlayan. Çünkü doğrusal zamanla değişmez bir sistem değil. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz yani amacımız bir kontrol sistemi tasarlamak. Yani mühendislik yapmak olduğu için. Hani matematiksel olarak bunu yapamıyoruz ama yaklaşıklama dediğimiz bir şey var. Yani bunu yaklaşık olarak acaba işimizi görecek şekilde bunu şey yapabilir miyiz? Bir şekilde oldurup bir transfer fonksiyonu yazabilir miyiz? Şimdi burada şuna bakıyorum. Amaç nedenmiş? Sarkacı dik konumda durmak. Yani sarkacın şu dik olduğu konum ve işte bu dik konumdan biraz 5 derece 10 derece
saparsa etrafındaki bölgeyle ilgileniyoruz aslında. Yani şeylerle ilgilenmiyoruz mesela. Şu sarkacın şu mesela böyle büyük aşağılardan sallanma hareketleri veya şuralardan mesela yaptıkları hareketlerle ilgilenmiyoruz. Şey de varsayalım. Yani sarkaç dikeye yakın bir konumdan başlatıyor. Yani aşağıdan başlatıp yukarı atmaya falan çalışmıyoruz. Bu dikeye yakın bir konumdan başladık. Ondan sonra orada o çevrede düz tutmaya çalışıyoruz gibi düşünelim. Senaryomuz bu olsun. O zaman yani bütün şeye ihtiyacımız yok aslında. Bütün bölgenin hepsine ihtiyacımız yok. Bunu hani giriş ve çıkış olarak ifade edecek olursak tetanın, şu tetanın sıfır ve sıfırın etrafında olduğu, sıfıra yakın olduğu bölgedeki aslında denklemlere ihtiyacımız var. Onu da şöyle ifade edelim. Fakat diyelim amaç, fakat amaç. Amaç. Sarkacı dik. Dik. Konumda tutmak. Bu bölgeden de başladığımızı düşünelim. Dolayısıyla tetanın küçük olduğu, tetanın olduğu, yani sıfıra yakın olduğu bölgede çalışacağız. Diğerlerde çalışacağız. Şimdi bu varsayım altında, tetanın küçük olduğu varsayım altında, o zaman sinüs tetayı yaklaşık olarak teta alabiliyoruz biliyorsunuz. Teta küçükse sinüs tetayı yaklaşık olarak teta alabiliyoruz. Bu trigonometriden bildiğimiz bir şey ama yine hatırlayalım niye böyle olduğunu. Yani şöyle oluyor mesela grafiğine bakacak olursak mesela sinüsün. Sinüs teta şöyle. Mesela bir grafik. Şöyle gidiyor. Fonksiyon. Şu tarafı da var tabii. Şöyle. Bunu şöyle yapıyoruz. Mesela sinüs teta buysa, grafiği buysa sinüs teta. Buradan bir teğet çizersek ki bu teğetin eğiminin 1 olduğu gösterilebilir. Çünkü eğimi nedir? Türevi kosinüs teta. Kosinüs teta'ya da 0 koyarsanız eğimi 1. Dolayısıyla teta. Yani şöyle bir eğimi 1 olan bir doğrusu çektiğim zaman şuradan. Ki bu teta. Eğimi 1 olan doğru teta. Şu eksene teta dersek. Şu eksene teta eksen dersek. Şu eksene teta eksen dersek. Bu da teta eşittir teta olan fonksiyon bu. Bu da sinüs teta. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir bölgede yani şöyle bir bölgede neredeyse değerleri eşit. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Yaklaşık olarak. Tabi burada biraz fazla çizmiş olabilirim ben çizerken. Yani normalde ne bileyim 10 derece civarı falan gibi bir bölgede işte ama burada biraz abartarak çizdim şeyi görebilmek açısından. Mesela şu bölgede kalırsa yani bu şey sıfırın etrafında teta eşittir sıfırın etrafındaki bu bölgede kalırsa bu bölgede diyelim. Yaklaşık olarak bu fonksiyonlar üst üste örtüşüyor. Değil mi? Sinüs teta yaklaşık olarak teta gibi alabilirim. Bu bölgenin dışına çıktıkça yani şu kırmızı bölgenin dışlarına gittikçe evet sinüs teta ile teta farklılık göstermeye başlıyor. Ama şu bölgede kalırsam, yani şu şeyin etrafındaki bölgede kalırsam, şu biraz büyük oldu. Şunu biraz ufaltabilirim. Ya. Şöyle. Bu kadar değil ama. Şöyle olsun mesela. Şöyle olsun bölge mesela. Şu kadar yeterli. Mesela bu bölgede sinüs teta ile, yani şu fonksiyonla maviyle çizdiğim ve siyahla çizdiğim neredeyse üst üste örtüşüyor ve ben de bu bölgede kalacak gerçekten. Yani tetanın sıfır etrafında olduğu, yani tetanın sıfır etrafında olduğu, yani sıfır burası, tetanın sıfırı burası, sarkacın dik konum etrafında olduğu bölgeyle ilgileniyorum. Çünkü amacım dik bölgeden başlayıp hep o dik bölgede kalmak. Yani şuralarla, buralarla, aşağılarla falan ilgilenmiyorum. Tetanın sıfır olduğu bölgeyle ilgileniyorum. Dolayısıyla bu yaklaşıklamayı yapmamda bir sakınca yok. Şimdi bu yaklaşıklamayı yaparsak o halde, yani buradan diyelim ki, yani şöyle çizerek belki de şöyle anlatabilirim. Yani çalışma bölgesi şöyle. Pivot noktası burası. İşte teta eşittir sıfır burası. Sıfır burası. Bunun belki 5-10 derece etrafında şöyle bir bölgede sarkacımı kullanmak istiyorum. Yani sarkaç da şuysa, sarkacım da buysa. Bu bölge benim çalışma bölgem şurası. Burası çalışma bölgesi diyebilirim.
Teta eşittir sıfırın etrafında. Yani şu kırmızıyla gösterdim. Burası benim çalışma bölgesi burası. O halde bu yaklaşıklamayı yaparsam o halde diyelim ki bu yaklaşıklamayı yaparsak diyelim bu lanmayı yaparsak denklemlerimizi tekrar hatırlamak istiyorum. Mg sinüs teta eksi tl Mg sinüs teta eksi tl eşittir ml teta ikinci türevde. Şunun yerine arkadaşlar şunun yerine getirip teta koyacağım. Bunun yerine teta koyacağım. Dolayısıyla eklemlerim şöyle olacak. Mg teta eksi t bölü l eşittir ml teta ikinci türev. Bu şimdi bu denklem doğrusal bir denklem oldu. Bu doğrusal bir denklem. Yani bu doğrusal bir denklem olmuş oldu. Dolayısıyla transfer fonksiyonu yazabiliriz. Bulalım. İki tarafında Laplace'ını alacağım. Şuradan şöyle iki tarafında Laplace'ını alalım. Laplace dönüşümü alacağım. Laplace. İlk koşullar sıfır tabii ki. Varsayımımız bu. İlk koşullar sıfır. Sıfır. Varsayım altında bunun Laplace dönüşümünü alırsam. Şunu da böyle parantez içinde yazayım. Tamam. Şu tarafa geçmiş oldum. Mg sabit sayı. Teta'nın Laplace'ına teta s diyelim. T'nin Laplace'ına t s diyelim. T benim girişim. L zaten sabit bir sayı. O kalsın. ML sabit sayılar. Teta'nın ikinci türevi s kare teta s olarak yazabilirim. Güzel. Buradan da transfer fonksiyonu halde. Çıkış bölü giriş Laplace oranında. Bunları çekmem gerekiyor. Bunları çekmek için şey yapabilirim. Her iki tarafı da L ile çarparsam MGL olur burası. Eksi TS ML kare S kare olur. Şunu da sağ tarafa atarsam ML kare S kare L'ler sağ değişmiyor. ML kare S kare eksi olarak bunu şöyle olacak o zaman. Tamam. Eksi. Şu tarafa atayım. Eksi olarak. Şunu şu tarafa atayım. Daha kolay olacak. Eksi M L kare S kare. Her iki tarafı L ile çarptığımı düşünüyorum. Şundan kurtulmak için. Dolayısıyla bu L'ler kare gibi oluyor. Burası MGL gibi oluyor. Artı MGL. Bunlar tetalı terimler. T'nin yanında da bir şey kalmadı. 1 bölü L vardı ama onu sadeleştirdim. O da 1 olmuş oluyor. Peki. Bu da transfer fonksiyonu arkadaşlar. Bu yalnız, bu transfer fonksiyonu yalnız her zaman geçerli değil. Yaptığım bir varsayım var, onu unutmayacağım. Bu transfer fonksiyonu teta'nın küçük değerleri için geçerli. Not diyelim. Bu transfer fonksiyonu teta'nın küçük değerleri. Belki 5, işte 10 derece falan, 10 dereceye kadar falan iyi çalışıyor bu varsayım. Daha sonra biraz artmaya başlıyor. Yani artı eksi 10 derece civarında kalırsa genellikle sıkıntı olmuyor. İçin geçerli. Yani bu varsayım herhangi bir sebepten dolayı sağlanmazsa yani bu bölgenin dışına çıkmam falan gerekirse bu yazdığım denklemler doğru olmayabilir ama amacım sarkacı dik konumdan başlatıp bu dik konum etrafında kalmaksa bu transfer fonksiyonu geçerli. Yani bu transfer fonksiyonu kullanabilirim. Soru varsa alayım. Evet. Hocam şey ödevde RLC'de yerlerini değiştirip mi kuracağız denklemleri? Ya evet çıkışı mesela VR olarak alacaksınız veya ya aynı denklem yani şey yerlerini değiştirmez fark etmez çünkü seri devre olduğu için denklemler değişmez. Yani şu yerleri aynı yerde kalabilir. Yani bunlar seri olduğu için şey RLC devresinde. Yani burası çıkış gibi düşünebilirsiniz. Burası giriş, burası çıkış. Burası giriş, burası çıkış. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani yerlerini değiştirmek seri devre olduğu için hani şeyi değiştirmez devrenin dinamiği. Yani daha kolayımıza gidiyorsa LC R'yi buraya koyabilirsiniz ama bu halde de yani R'yi buradan almanız veya VL'yi yani çıkışı buradan alıyorum veya çıkışı buradan alıyorum gibi düşünebiliriz. Teşekkürler hocam.
Rica ederim. Dedik ki şimdi tetanın küçük değerleri için geçerli. O zaman bu şekilde bir transfer fonksiyonu yazmış olduk. Şimdi burada ki bu soruyu yapmaktaki amacım da şuydu aslında biraz. Şimdi bu örnekte olduğu gibi diferansiyel denklemler hani doğrusal her zaman olmayabilir. Yani genel sıklıkla diyelim işte RLC devreler olsun, yay kütle sönümleyicilerden oluşan devreler olsun. Yani sıklıkla kendinden zaten doğrusal oluyor denklemler ama bazen burada olduğu gibi doğrusal olmayan denklemler de karşımıza çıkabiliyor. Ama böyle olsa bile doğrusal olmayan denklemler karşımıza çıksa bile belli bir çalışma bölgesi. Yani problemimiz genellikle böyle fiziksel sistemin bütün durumlarını veya bütün bölgelerini değil, sadece bir spesifik bölgesini içeren cinsten oluyor. Hani böyle olduğu zaman kendimizi belli bir bölgeye, çalışma bölgesine kısıtlarsak o bölgede sistemi doğrusallaştırıp yine transfer fonksiyonu elde edip yani bu derste bundan sonra göreceğimiz kavramları, araçları yine bu tür sistemleri de uygulayabiliyoruz. Bir şey, çalışma bölgesi geniş olursa mesela birden fazla bölge etrafında doğrusallaştırıp onları birleştirme falan gibi şeyler de yapabiliriz. Yani bölgeyi birkaç parçaya ayırıp. Yani dolayısıyla burada gösterdiğimiz teknikler aslında daha genel sistemlere de, doğrusal olmayan sistemlere de bu şekilde yaklaşıklamalar yaparak uygulanabiliyor. Bunu da hani bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Peki, şimdi gelecek dersimizde o zaman blok şemalarından, kapalı çevrim, açık çevrim, ileri yol, geri yol transfer fonksiyonlarından bahsettikten sonra bunlar biraz daha tanımsal şeyler. Transfer fonksiyonundan kararlılık nasıl bulunur? Transfer fonksiyonuyla kararlılık arasındaki ilişki nedir? Bununla dersimize devam edeceğiz. O zaman burada durabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.